Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok kolay tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler bebeği yünü arkadaşlar. Şöyle tığımda şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, beyaz ipimle başlayacağım. Şöyle zincir çekerek modelimin taban kısmını oluşturacağım. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda modelin ilerlemiş halini sizlerle paylaşacağım. İnanılmaz kolay bir model arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimden tığımı geçirdim. Önce 1, sonra 2 kapattım. Son ilmeğimi kapatmıyorum, tığı da bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar tığıma ipimi aldım. Burada sayıyorum 1, 2. zincirime. Bir tane ortada zincir bırakacağım. Yine önce 1, sonra 2 kapattım. Bakın şu şekilde 3 tane ilmeğim olacak tığımda. Üçünü birlikte tek seferde kapatıyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum ve tığıma ipimi alıyorum. Burada bakın en son yaptığım trabzan hemen dibinden tığımı geçirdim. Yine 1, 2 kapattım. Son ilmeğim tığda. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Zincirlerimden bir atlıyorum. İkinci zincirime tığımı geçirdim. 1, 2. Bakın yine aynı şekilde şöyle görüntüm oluşacak. Üçünü birlikte tek seferde kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın son yaptığım trabzanımın dibinde. 1, 2. Kapatmadım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Burada sayıyorum 1, 2. zincirim. Bakın şu şekilde. Şimdi üçünü birlikte kapattım ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın son yaptığım trabzanın dibine bir ilmeğimi kapatmadım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bir atladım. İkinci zincirimden yine ikisini kapattım. Şu şekilde tığımda 3 ilmeğim oluştu. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Bakın arkadaşlar, bu sıra bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna kadar farklı bir işlemim yok. Bir kez daha göstereyim. Tığıma ipimi alıyorum. En son yaptığım trabzanın dibinden bu şekilde son ilmeğimi kapatmadım. Bir, ikinciye tığımı geçirdim. Bir, ikisini kapattım. Tığımda 3 ilmeğim oluştu. Şimdi 3'ünün içinden geçtim ve bir tane zincir çektim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi ben hemen bu sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak. Evet arkadaşlar, bakın sıramı sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Şimdi burada en son trabzanlarımı kapattım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Burada hemen şu yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Kenar trabzanı yapıyorum bir tane. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Dilerseniz kesmeden de yapabilirsiniz. Ama keserek de çok kolay ve düzgün bir şekilde ilerliyor. Şimdi yeşil ipimi aldım. Bakın ne yapıyorum? Şu başlangıçtaki zincirlerim vardı. Şöyle şu kısmı ayırırsak. Şurada bir değil ikinci. Yani bir tane arada zincirimi boş bırakacağım. Tığımı geçirdim. Bakın ipimi buradan aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim bu şekilde. Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Şu yeşil ipimin ucunu arada gizleyeceğim.
Şurada zincirim ve trabzanımın arasından tığımı geçirdim. 1, 2. Yine bir ilmeğimi kapatmadım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Şimdi burada bu sırada birer zincir çektiğim yerlerden geçireceğim tığımı. Trabzanlarımı o kısma yapacağım. 1, 2. Bakın şöyle bir görüntüm oluştu. Şimdi 3 ilmeğimi birden kapattım ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın burada şu son yaptığım trabzanın dibinden aynı boşluğuma 2 trabzan yapıyorum yani. Yine şu şekilde kapattım. Bir ilmeğim tığda. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yandaki boşluğumdan 1, 2. Şimdi üçünü birlikte kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu sıramda modelim daha belirgin olacak arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Son yaptığım trabzanımın dibinden şöyle tığımı geçirdim. 1, 2. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın şu ortada birleştirdiğim kısmı atlıyorum. Zincir çektiğim boşlukta. 1, 2. Şimdi üçünü birlikte tek seferde kapattım ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Son yaptığım trabzanın dibi, bir sonraki boşluk. Üçünü birlikte kapattım ve bir tane zincir çektim. Bu sıramda bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Şurada beyaz ipimi kesmiştim. Bu ipimi de şu kısmı yaparken arada gizliyorum. Yani hiçbir iple alakalı sıkıntım olmuyor. Şimdi sıra sonunda bakın en son bir zincirimi çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Son yaptığım trabzanın dibi. Bakın şu şekilde tekrar tığımı ipimi alıyorum. En son kenar trabzanım ve trabzanlarımın arasına bir zincir çekmiştim. Yine o zincirden tığımı geçirdim. Şöyle ortadaki boşluğumdan üçünü birlikte kapattım ve bir tane zincir çektim. Şimdi tığımı ipimi alıyorum. Şu kenar trabzanımın üzerine tekrardan bir tane düz olarak kenar trabzanımı yapıyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Ve şimdi bir diğer rengimi aldım. Bakın yine şurada 4 tane zincirim vardı. Aşağıdan sayarsam 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçireceğim. İpimi aldım ve buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Ne yapıyordum? Şu zincirim ve trabzanımın arasından şu şekilde tığımı geçirdim. Yine burada 1, 2. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir sonraki boşluğuma zincirimin olduğu kısma tığımı geçirdim. Şu şekilde yine 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Bakın şuradaki en son yaptığım trabzanın dibi arkadaşlar. 1, 2, şimdi üçünü birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Bu modeli ikili trabzanla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben o şekilde de denedim ama üçlü trabzanla bu V'lerim çok daha belirgin, çok daha şık olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu sıram da bu şekilde devam edecek. Modelimde bundan sonra farklı bir işlemim yok. Şimdi ben modelin daha ilerlemiş halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin daha ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Çok kolay, çok hızlı örülebilen bir model. Arkası da bakın bu şekilde gayet temiz ve düzgün. İp keserek yapmama rağmen hiçbir ip sıkıntım yok. Çünkü sıralarımı başlarken ve bitirirken iplerimi arada gizledim. Bu modelde renk sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Her bir sırasını farklı renkle yapabilirsiniz. Sadece iki renkli olarak da çalışabilirsiniz. Tek renkte çok belirgin olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bebek battaniyesi olur bu modelde. Çok güzel yelek olur. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Yine uygun gördüğünüz birçok yerde kullanabilirsiniz. Gayet kolay arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.